Merhaba arkadaşlar. Ben Doçent Doktor Dursun Akaslan, Harran Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünden. Oyun programlama giriş dersimizin 32. konusu yani pipet kaplamak dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde pipet kaplama ile ilgili ilk önce kaplamanın ne olduğunu, kaplamak için kullanılan materyallerde niçin biz tanımlama numarası kullandığımızı, materyallerimizi nasıl oluşturmamız gerektiğini, materyal sayısını nasıl ayarlayacağımızı, yani bir nesneye birden fazla materyal uygulamak istiyorsak kaç sayı gerekiyor, bu sayıları nasıl ayarlarız, materyal renklerini nasıl girebiliriz ve nesnemizin hangi yüzeylerini seçmemiz gerekiyor bu materyalleri uygulayabilmek için. Son olarak da uygulayarak öğrendiklerimizi özetleyeceğiz. İlk önce önceki dersimizde olduğu gibi 3ds Max 2020 ile modellenmiş bir nesnenin kaplanması için materyal kullanımı önemlidir. 3ds Max'la iki çeşit materyal modu vardır. Bunlar Compact ve Slate dediğimiz materyal modlarıdır. Biz bu dersimizde Slate dediğimiz materyal modunu kullanarak pipetimizin kaplamasını gerçekleştireceğiz. Materyallerin nesnenin üzerindeki kaplanabilmesi için materyal tanımlama numarası oldukça sık kullanılan bir tekniktir. Yani siz materyallerin yüzeylerini seçerek onlara bir numara verirsiniz ve materyalleri oluştururken de yine bir numara verirsiniz ve materyali direkt nesneye uygulandığınız zaman her materyal kendisine ait olan yüzeye otomatik olarak uygulanmış olur ve kolay bir tekniktir. Ve siz istediğiniz materyal numarasıyla değişiklik yaparak materyalinizin kaplamasını değiştirebilirsiniz ve tekrar tekrar en uygun rengi veya deseni bularak materyalinizin kaplamasını sonuçlandırıp çıktı alabilirsiniz. Materyal oluşturmak için klavyenizden ya M harfine veya 3ds Max 2020 arayüzünün araç çubuğunda yer alan materyal editörü simgesini tıklayarak açabilirsiniz. Ekranda görüyorsunuz bir Slate materyal editörü modundayız şu an için. Pipetimizi modellemek için biz iki renk kullanmak istiyoruz. O yüzden bizim materyal Map Browser seçeneğinden yani materyal harita seçeneğinden biz seçim olarak Multi yani Sub Object seçeneğini seçeceğiz. Bu birincisi. Bir de iki adet standart materyali de seçerek materyal editörü çalışmalarını sürükleyeceğiz. Yani toplam 3 seçim yapıyoruz. Birinci seçimimizin amacı standart materyalleri gruplamak. İkinci seçimimiz standart materyalin amacı ise her bir yüzeye farklı renkleri uygulayabilmek. Siz varsayılan olarak multi sub object materyalini seçtiğiniz zaman 10 yüzeye uygulanabileceğiniz bir pencereciği göreceksiniz. Fakat biz iki tane farklı materyal kullanmak istediğimiz için pencerecikten set number seçeneğini seçip bu değeri 10 olarak değil de 2 olarak güncellemeniz gerekiyor. Tabii siz birden fazla kaç artık diyelim sizin nesnenize 10 farklı renk uygulamak istiyorsanız bu sayıları arttırıp veya azaltabilirsiniz. Diğer bir önemli konu tabii ki standart materyallerinizi seçtiniz fakat hangi rengi uygulamak istiyorsanız bu önemli. Bu yüzden standart materyalleri seçip çift tıkladığınız zaman sizin basic parameters dediğimiz yani temel sınır ölçüleri olan pencerecik açılır. Bu pencerecikten sizin materyalinizle ilgili tüm özellikleri değiştirebilirsiniz. Biz bu dersimizde sadece renk atamak istediğimiz için diffuse seçeneğinin yanında bulunan beyaz dikdörtgen renge tıklayarak farklı renkler verebilirsiniz. Biz birinci standart materyallerimizi kırmızı,
İnce start metrelerimize de ya beyaz ya da mavi gibi bir renk vermek istiyoruz. Daha sonra bu işlemi yaptıktan sonra materyallerimizi oluşturup numaralama işlemini yaptıktan sonra artık nesnemizin yüzeylerini seçerek numaralandırma yapmamız gerekiyor. Bu yüzden biz ne yapıyoruz? Pipetimizin her bir şeritini aralarında birer boşluk olacak şekilde seçiyoruz. Birinci seçimde ben bunu 1 olarak, ikinci seçimde de 2 olarak, yani her kırmızı, şu an ekranda gördüğünüz kırmızı şeritli, yani seçilmiş olanları 1 olarak ben materyalle etiketliyorum. Seçilmemiş olanları da bir sonraki seferde tekrar seçerek 2 olarak güncelliyorum. Seçim işlemi kolay olabilmesi için şunu yapabilirsiniz. Siz her bir seçimden sonra, yani uzun olan şerit kısmını, yani bölüt kısmını seçtikten sonra klavyenizden Shift'e bastığınız zaman otomatik olarak yukarısı seçilir. Tekrar diğer şeritleri seçebilmek için klavyenizden Ctrl Shift iki tuşu birlikte kullanarak seçimlerinizi tamamlayabilirsiniz. Bu işlemi de yaptıktan sonra artık siz materyallerinizi seçtiniz, numaralandırmayı yaptınız, nesnenizin yüzeylerini de seçip numaralandırmayı yaptınız. Artık uygulamayı yapabilirsiniz. Yapmanız gereken şey Multi Sub Object seçeneğini materyal editöründen seçtikten sonra 3ds Max ekranında sahne içerisinde yer alan nesnenize tıkladığınız zaman materyaliniz otomatik olarak uygulanır. Fakat siz bunu göremezsiniz. Görebilmeniz için Material Editor pencereciğinin üzerinde yer alan Assign Material to Selection seçeneğini seçmeniz gerekiyor. Bu seçimi yaptıktan sonra renklerinizi pipetinizin üzerinde görebilirsiniz. Fakat burada en önemli husus şudur. Biz neden materyal yapıyoruz? Niçin bu materyalleri numaralandırıyoruz? Amacımız farklı renkleri uygulayarak model üzerinde anlık olarak görebilmek. Siz sadece materyal renklerini değiştirerek modelde canlı olarak farklı renkler görebilirsiniz. Örneğiniz, biz birinci seçeneğimizde mavi kırmızı yaptık. İkinci seçeneğimizde kırmızı mavi yaptık. Üçüncü seçeneğimizde mavi beyaz. Artık siz hangisini daha iyi bulduysanız bu modeli kullanarak canlandırma veya oyun programlama derslerinde kullanabilirsiniz. Bu dersimizdeki amacımız neydi? 3ds Max'la bir modelleme ve kaplama işlemlerini yaparak bunları amacımız Unity'ye getirerek kendi tasarımımızla bir oyun gerçekleştirmek istiyoruz. Bu yüzden bir sonraki dersimizde bu oluşturduğumuz modeli biz Unity ortamına nasıl taşıyabiliriz bunu göreceğiz. Bu Unity içerisinde ne yaptık? Bir pipetin modellenmesi ve kaplaması için hangi nesnenin seçilmesi gerektiği, materyallerimizin özelliklerini, atamalarını, tanımlayıcı numaraları nasıl vereceğimizi ayrıntılı olarak gördük. Yani siz temel olarak bir nesneyi modelleyip ve kaplama işlemlerini kolay bir şekilde yerine getirebilirsiniz. Bir sonraki dersimizde öğrendiklerimizi, yani oluşturduğumuz modellerimizi hem kaplamalı hem de kaplamasız bir şekilde Unity ortamına taşıyarak aralarındaki farklara bakacağız.